Anlatmaya geçmeden önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da yorum yazmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videomla daha tekrardan beraberiz. Bugün sizlere YouTube'da kullandığım, videolarımı atarken kullandığım video düzenleme programı ile ilgili bilgi vereceğim. Ve bilgisayarımızdaki görüntüyü nasıl kaydederiz? Kaydettikten sonra videomuzu nasıl bilgisayarımıza indiririz? Bundan bahsedeceğim. Kullanacağımız programın ismi Camtasia arkadaşlar. Gayet kolay ve kullanışlı. Tek zorluğu İngilizce olması. Maalesef Türkçe değil arkadaşlar. Ama kolay bir kullanım. Bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Gayet kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Basit bir kullanımı var. Şimdi ilk öncelikle bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor doğal olarak. Ben daha önceden indirdiğim için şimdi indirmeyeceğim. Sizinle indirmeniz için videomu paylaştıktan sonra videomun alt kısmında linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya indirdik. İndirdikten sonra üzerine çift tıklıyorsunuz. Çift tıkladıktan sonra böyle bir sayfa geliyor. Açılmasını bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar, açıldı. Böyle bu şekilde siyah bir ekran geldi karşımıza. Burada Continental Trail'e tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra da bakın burada sol üst köşede Record yazıyor. Record'a tıklıyorsunuz. Tabii ben şu an size göstermek amaçlı kayıtlı olduğum için ben tıklamayacağım. Ama sizin tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra da karşınıza şu şekilde bir şema çıkacak. Burada işte hangi görüntüyü kaydedecekseniz orayı ayarlamanız gerekiyor bilgisayarınızda. Ve burada da webcam kullanabilirsiniz. Ben bütün videolarımı webcamle yapıyorum. O yüzden webcamimi açtım. Eğer sizi açmak, kullanmak istemiyorsanız buradan kapatabilirsiniz. Burada mikrofon sesi arkadaşlar. Buranın da üstüne basmak istiyorum ilk öncelikle konusu gelmişken. Muhakkak bir mikrofonunuz olması gerekir arkadaşlar. Çünkü masa üstündeki yani bilgisayarınızdaki bir şeyi anlatırken sesinizin de videoda çıkması için muhakkak mikrofon takmış olmanız lazım. O şekilde ben de hepsi olduğu için şimdi videomuzu başlatalım. Burada reçe tıklıyorsunuz. Tabii dediğim gibi bu benim bir kamera görüntüsü. Maalesef kayıtlı olduğum için ben size canlı olarak gösteremiyorum. Ama görüntüsü bu. Direkt kaydı başlatmak için reçe basıyorsunuz. Ve ondan sonra da karşınıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu ekranda mesela örnek olarak diyelim ki işte ben bu videoyu biraz önce sizinle kayıttayken çekiyordum. Tamamladıktan sonra arkadaşlar buraya gelir videonuz. Geldikten sonra da şuraya tıkladığınızda gördüğünüz bir gibi milyondan daha herkese oldu. Merhaba. Video. Diyelim ki videomuz buraya geldi arkadaşlar bu şekilde. Bir videomuzu tamamladık. Şimdi de gelelim videomuzu bilgisayarımıza kaydetmeye. Bütün ayarları buradan yapabilirsiniz. Ayarları da yaptıktan sonra ben ayarları yapmıyorum. Amacım size sadece bilgisayardaki görüntüyü alıp kaydetmeniz. Herhangi bir eğitim kanalıysanız eğer yeni başlayan YouTuber'lar için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Direkt bilgisayarın görüntüsünü alıp bu şekilde YouTube'unuzda paylaşabilirsiniz anlattığınız şeyleri. Gayet kaliteli bir görüntü olacak ve kaliteli bir ses olacak arkadaşlar. Ama biraz önce de söylediğim gibi muhakkak unutmayın, mikrofon olmadan sesiniz çıkmaz arkadaşlar. Eğer benim gibi laptop'tan yapıyorsanız bu işlemi. Ya muhakkak laptop'tan, bilgisayardan yapılan işlemlerde muhakkak bir mikrofonunuz olması gerekiyor. Bunun da üstüne basa basa söylemek istedim sizlere. Ve ardından videomuza devam edecek olursak yukarıda sağ bu şekilde export yazıyor. Export'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraya takıyorum. Diyor. Buraya tıklıyorsunuz.
ve tıkladıktan İyice sonra sağlamlaştırıyorum. karşımıza Ondan böyle bir sonra sayfa geliyor internetten arkadaşlar. Burada protein 10 TL'ye sipariş ettiğim watermark şu kısmı gördüğünüz tıklıyorsunuz ve burada LG ne şekilde videonuzu kaydetmek takıyorum. istediğinizi belirliyorsunuz. Ben en üst seviyede 1080p MP4 1080p'de kaydetmek istiyorum. Onun için bu şekilde Sol seçiyorsunuz tarafın ve takımı bu ondan şekilde. sonra sonrakiye Buraya tıklıyorsunuz. sonradan taktığım Sonrakiye bir tahta tıktıktan olduğu sonra için oğlum burada elini tutarken bilgisayarınıza burası neye boşa kaydetmek gitmeyecek. Burası istiyorsunuz katlanmayacak. seçiyorsunuz. Ben O burada yüzden tahta genelde masa takma üstüne kaydederim böyle fikri videoları. aklıma geldi. Ve Gayet de iyi olduğunu ulaşabilmem kolay düşünüyorum ve olsun. kullanışlı Çünkü nereye olduğunu düşünüyorum. isterseniz Öteki oraya türlü oğlum elini kaydedebilirsiniz arkadaşlar. tutamıyordu. Ondan Şimdi daha sonra rahat burada kullanacağına son nokta. eminim. Son yaptıktan sonra da karşımıza böyle bir Redenik Project diye bir sayfa çıkıyor. Burada şu an bizim kaydettiğimiz videoyu MP4 dosyası olarak 1080p olarak bilgisayarımıza kaydedecek arkadaşlar. Evet, videomuzun yüklemesi tamamlandı ve bilgisayarımıza indirildi arkadaşlar. Böyle bir dosya şeklinde indiriliyor. Bu şekilde üstünü tıklıyorsunuz ve şurada gördüğünüz gibi burada indirdiğiniz video görüntüsü bu dosyanın içinde bulunuyor. Ve bu şekilde indirmeyi de tamamladık arkadaşlar. Ekran görüntüsü alıp indirme bu şekilde. Videomu çekerken sizlere karşı bir kusurum olduysa şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Videom bu kadar. Bir videomun daha sonuna geldik. Videolarımı takip etmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz videomun yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.